Biz bir olacağımız ana kadar başkalarının bir şey olmasını beklemek beyhudedir. Zat-ı Üluhiyet'in Esma-i Hüsnasıyla, Sıfat-ı Sübhaniyesiyle onu aksettirecek en mücella bir ayna varsa o da insandır. İnsana karşı alaka, Allah'ın sanatına karşı alaka demektir. Dolayısıyla bu Allah'a karşı saygının ifadesidir. Türkçe olimpiyatlarda sizin o güzide arkadaşlarınız bunları yapmaya muvaffak olmuşlardı. Geleceğin insanın içtihadıyla esasen bütün gönüllerin fethedilebileceği inancına vardım yani. Orada o siyah insan bembeyaz insana sarılıp ağlarken, ayrılışları ağlama ile taşlandırırken ben de oturduğum yerde saldım gözyaşlarımı, ben de onlarla beraber ağlamaya durdum. Ümit bahşeden bir keyfiyetti. İnsanlığı kaynaştırma demektir bu. Tam bir kıvam sergileyemediğimizden dolayı Müslümanlığı öyle görüyorlar. Bulantı hasıl eden dünya kadar zift cereyanı var. Etrafınıza bakın, Müslümanlığın direkşan çehresini karartan. Benim namım güneşin doğup battığı her yere gidecektir. Şimdi şu anda siz dünyanın dört bir yanına güneşin doğup battığı her yere saçıldınız mı, saçılmadınız mı? Bir taraftan arındırıyor bizi o ızdırapla, diğer taraftan da çok daha ülvi, gayeyi hayallerle sizi farklı hizmet yollarına sevk ediyor. Yeniden bir kalbi hayat esasen, imanu billah, marifetullah mızrabını kalbe indirmek suretiyle, ona doğru her adım attıkça yeni marifet hüzmeleriyle, taiflarıyla karşı karşıya kalacağız. Olduğumuz yerde durursak, mevcutla ittifa edersek bu dün himmetliktir. Kurur kalırız. Dün gördükleri halde yarın bizi görmesinler. Çok yeni yeni şeyler olmalı bizde ki insanlar ona koşsunlar. Koşsun ve bir yönüyle kurtuluş yoluna, kurtuluş ufkuna ersinler. Biz bize bizden yakın olanla münasebetlerimizi yeniden bir kere daha tesis ederek esasen kendi uzaklığımızı aşıp ona yakın olalım. Madem bizi tohum gibi saçtı, bizler de tohum gibi başa yürüyelim. Madem bizi fideler gibi dünyanın değişik yerlerine dikti, biz de oralarda söğüt olmaya bakalım. Tut elimizden Allah'ım, tut ki edemeyiz sensiz.